Hocam 10 aydır üye olan iki tane arka arkaya soru gelmiş. Bakın 10 aydır üye bir tane böyle öne çıkan soru sorma hakları var. Gelen soruları size şimdi soruyorum. Eyvallah. Hocam cennette kaç tane huri verecekler? Bu birinci 10 aylık soru. Çok güzel. İkincisi, 72 mi? İkincisi de hocama sorar mısınız? Oruç cima ile açılabiliyor mu? 10 aydır üye bir tane soru şey var. Öne çıkarmak. Evet, oruç cima ile açılır. Var onun örnekleri, komik örnekleri de var. Açılır dostlar bunun. Belki biraz komik oldu ya da ayıp oldu ama açılır. Bunun şeyi yok. Yani dinen bir yasağı yok. Bu sebepten herhangi bir ayıp tarafı da yok. Yani din adına ayıp tarafı yok. Ama yani açsan susursan niye o şekilde açılım hocam, yapıyorsun? Hocam Efe tek başına bütün şehri kurtardı bu evet, arada. Evet. 3 tane turtula. Çok süper. Ha diğer sorun diğer kısmı neydi? Unuttum bak. Çok önemliydi hocam. Bu evet. Konuş cima ile açılabilir mi? Bir de kaç huri verecekler? Ha huri meselesi. Efendi dediği gibi bir 70 rakamı geçiyor dostlar. Olay sadece huri meselesi de değil. Yani binlere kadar giden rakamlar var. Bir de cennet hatunları bin denilen. Olunca ne olacak Allah aşkına yani? Evet. Bin olunca yani ne olacak? Evet. Şey yani, sonsuz oyun hani 70, hakkı 72 herhalde. Olunca ne olacak yani? Evet. Hani bu çokluktan 3 tane yani. Olsun her şekle girebilsin ama. Değil mi? Bir tane mistik gibi. 3 tane mistik olsun mesela her şekle girebilsin. Şey, çokluktan kinaye diyen alimler de var ama bu genelde kabul edilmez. Bu 7, 70, 700 şeyde Araplarda yani çokluktan kinaye anlamında da kullanıyorlar ama bu çokluktan kinaye olan bir ifade değil. Çünkü Arapçada kullanılan bazı tabirler bunun gerçekten o kadar olacağını ispatlıyor. Bu yüzden çok fazla huri verilecektir. Yeter ki o cennete gidilsin. Azazel'in sorusunu sorsana. Kimi? Azazel. Türklerle ilgili hadisler olduğunu biliyoruz. Kur'an'da Türklere gönderme yapılmış bir ayet ya da ayetler var mı? Bu Yecüc Mecüc Türkler olarak mı kabul ediliyormuş hocam? Şimdi Kur'an'da direkt Türklerin ismi zikredilerek bahseden ayetler yok. Şöyle ifade edeyim. Yani Kur'an olarak bilinen metnin tam olarak muhteviyatını biliyor muyuz? O kısma geçmeyeyim ama Kur'an tarihi konusunda uzmanlık derecesinde bilgi birikimine sahip olduğumuzdan çok teknik bilgiye girmek istemiyorum. Ama Türklerden bahsettiğine dair peygamberin şeyler var. Rivayetler var. Ha uydurma olduğunu söyleyen alimler de var. As bayrakları. Türklerden bahsediyor. Yani Türklere ilişmeyin. O keçeli şey giyen işte keçeden ayakkabı giyen kişilere ilişmeyin. Onlarla savaşmayın. Bu, onlarla iyi geçin. Şey şeklinde. Mi? Peygamberin. Peygamberin sözü. Evet. Uyardığına dair şeyler var. Sözler var. Yecüc Mecüc'le alakalı. İşte Velid neydi o? Halit Ahbar mı? Peygamberin zamanından sonraki dönemde yaşamış olan bazı Arap alimlerinin şeyleri var. Yecüc Mecüc de Tatarlardır ya da Türklerdir şeklinde söz söylediğine dair şeyler var. Bilgiler var ama Türkler derken kimler kastediliyordu? Bu biraz tartışılıyor. Yani herhalde Yecüc Mecüc derken gerçek bir topluluktan bahsediyor bence. Tabii. Yecüc Mecüc işte Gok Magok olarak bilinir. Şeydeki Tevrat'a geçen Lut Yecüc Mecüc yok pardon. Şeyi söyledim ben. Başka bir şey söyleyecektim. Nuh peygamberin oğluyla alakalı. Bu Yecüc Mecüc'ün şeyde Kur'an'da bahsedilirken Zülkarneyn olarak ismi geçen bir komutandan bahseder. Onun mücadele ettiği bir şeyci bunlar. Fitne çıkaran kavimler. Kıyamet alameti olarak da anlatılır İslami kaynaklarda. Bu kavimlerin Moğollar olduğu, Çinliler olduğu, Tatarlar olduğu, Türkler olduğu, hatta Yunanlılar olduğu şeklinde şeyler var, bilgiler var. Bilinmeyen bir kavim olduğu, insan olmadıkları. Hatta şöyle bir rivayet de var. Bunu söyleyeyim biraz gülsün arkadaşlar. Envarullah Aşık'ında okumuştum. Bir Osmanlı alimi. Başka kaynaklarda da geçer. Adem babamız bir gün uyku halinde toprakta ihtilam olmuş. Yani orgazm olmuş. Ve cinsel uzvundan akan spermler toprağa karışınca oradan insansı varlıklar çıkmış. Bunlar da Yecüc Mecüc oluşturmuşlar. Yani Yecüc Mecüc ile biz kardeşiz sadece. Onlar direkt Adem'den oluştular. Biz Havva'dan oluştuk şeklinde. O yüzden doğru düzgün bir şey değiller. Havva da Adem'in kaburgasından mı oluşmuştur? He, yani öyle bir anlayış var. Yahudilikte de var. Peygamberin sözlerinde de var. Bazı modern diyebileceğimiz hocalarımız kabul etmese de anlatımlar bu şekilde. Ya çamurdan şundan bundan yaratılmamesi rahatsız olmuyorlar.
Bu gibi şeylerden rahatsız oluyorlar. Ben de bunu anlayamıyorum. Evreni yaratan, evet, evreni yaratan ilahın benden kulluk istediğine rahatsız olmuyorlar. Bu gibi rivayetlerden rahatsız oluyorlar. Gerçekten anlayamıyorum bunu. Evet. Yeni soru gelsin mi? Gelsin. Orhan Uysal sormuş. Günümüz dünyasında mezheplerin yeri var mıdır? Şimdi valla güzel soru ama dediğim gibi çok uzun anlatılması gerekiyor. Şimdi kısa geçebilir miyim? Tabii. Yani mezheplerin yeri tabii ki de var. Yani mezhepçi olmamak lazım. Yani İslam mezhebi emretmez. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dini yaşamak istiyorsa dini nasıl yaşayacaksın? Yine mezhep alimlerinin anlattığı dini yaşamak zorundasın. Bunun başka bir yolu yok. Ben kafama göre dini yaşarım diyorsan kafana göre yine dini yaşamayacaksın. Çünkü o mezheplerin oluşturduğu kitaplara inanıyorsun sen zaten. Bu yüzden bir şekilde şöyle veya bu şekilde o mezhep alimlerinin aktardığı bilgilerdeki dini yaşarsın. Ha, taklit etmek zorunda değilsin. Karıştırabilirsin de mezhepleri. Bunda dinin bir şeyi yok. Yasağı yok. Ama mezhep alimlerine çatma anlamında arkadaş onu demiyordur. Tabii de çatanlar da oluyor. Bu çok anlamsız olur. Ya Allah inancımızı bile...